Bak teyzem ha. Hadi bay bay kızım. Biri mi var orada ya? Yok oğlum, hadi gel. Seda. Allah razı olsun güzel kızım. Gitmedin bunlar daha. Annem bir şey falan unuttu herhalde. Ben de biraz dinleneyim, başım çok ağrıyor. Selam. Senin ne işin var burada? Sizinkilere giderken gördüm. Sen hani gidiyordun şehre? Dönecektim. Seferler iptal olmuş. Eylül, kim gelmiş? Kimse değil teyzem. Çocuklar basmış. Sen yalnız değil miydin? Teyzem. Çabuk çabuk yürü. Muhteşem olmuş. Yani ellerine sağlık. Ben uzun süredir böyle yemek yemiyorum. Ya tamam anladık, güzel olmuş. Hadi ye teyzem gelmeden de yakalanma. Hemen mi gideyim? Ya ben bugün de biraz çıkıp gezeriz diye düşünmüştüm ama. Ya teyzem bırakıp çıkamam ki. Eylül kızım neredesin? Teyzem geliyor. Teyzeciğim ne oldu? Boğazım kurudu yavrum, bir yudum su içim. Tamam hadi sen odana geç, ben sana getiriyorum. Sıkıldım, ben salona geçeceğim. Teyzeciğim bir otursaydın odanda. Bismillah. Anam dizlerim. Sen yemek yiyormuşsun kızım. Otur ye. Ben de sana arkadaşlık ederim. Yok teyzem, ne gerek var? Ben yerim tek başıma. Bak sen hastasın zaten, git dinlen. Hem ilaçların da başına döndürüyor senin. Hadi Allah korusun, bak sen git yat hadi. Hadi. Hadi teyzem. Eylül ne oluyor? Kimsin sen? Çok darıldım ben sana Eylül. Oldu mu bu şimdi? Ya teyzeciğim yanlış anladın, açıklayabilirim. Bu arkadaş... Niye demiyorsun Saffet'in işlem geldi diye? Saffet'in işte kim? Kocası. Öyle 10 sene falan oldu. Şu anda seni uzanıyor.
teyzem demans hastası. Bazen beni de görümcesine benzetiyor. Saffet Bey, yorgun gelmişsindir. Dur ben sana yemek koyayım. Ha, yok yok, ben yedim de geldim. Teşekkür ederim. Kalk kızım, eniştene bir kahve yap. Biz de karşılıklı içelim. Tamam teyzem. Raziye'yi biliyorsun. Kara suratlı hani. Bilmez miyim? Kocadıkça daha fena oldu. Sıfatsız. Bir de bir oğlu var. Görme. Tıpkı anası. Raziye oldum olası beni kıskanırdı. Senin gibi civan delikanlı nasıl bana bakmışmış. Ya çok ayıp. Ben senin gibi tatlı dilli, güler yüzlü bir kadına bakmayıp da ne yapacaktım? Tatlı muhabbetinizi bölmek istemem enişteciğim ama sizin gitmeniz gerekmiyor muydu? Ha. Akşam seferler başlayacak demiştin. Doğru. Ben gideyim artık. Aa, nereye gidiyorsun Saffet Bey? Nazife Hanımcığım, yolcu yoluna gerek. Nur cemalinizi görmeye tekrardan geleceğim. O zaman selametle git. Ölmüşlere selam eyle. Teyzeciğim Allah korusun, tövbe de. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi gel ben de seni yatırayım artık teyzem, gel. Siz ne kadar daha kalacaksınız? Bilmiyorum, belli değil. Peki, görüşürüz o zaman. Hoşça kal. İyi yolculuklar. Hadi hadi git, birine görüneceksin şimdi. Efendim? Eylül, evden bir isteğin var mı? Komşunun oğlu Ankara'ya gitmiş bugün. Dönerken bir istediğiniz varsa getiririm demiş. Nasıl yani? Seferler iptal olmamış mı? Neden iptal olsun kızım? Fırtına yok, bir şey yok. Niye bana yalan söyledin? Seferler iptal oldu dedin. Gidemiyorum dedin. Yalan söylemişsin. Olmuştu. Sonra minibüs... Evet doğru. İptal olmadı. Niye? Ben gitmek istemedim. Ne yapıyorsun bunu? Kalkıp arkamdan köye geliyorsun. Gitmemek için bir sürü bahane uyduruyorsun. Niye yapıyorsun? Bilmiyorum. Yapamadım. Kopamıyorum. Belki bir gün daha bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm. İçimden geliyor. Engel olamıyorum. Ama bak, bildiğim tek bir şey var. O da senden ayrılmak istemiyorum. Ama eğer istemiyorsan bir daha